Yani hiçbir vakit bilmez bu için bir barza parlamış. Hiçbir vakit. Böyle genç vaktinden öyle işler olacağım, bir de gel çağırılacağım. Sen ne olup olmaz diyecek. Yok, bana tezdim. Ne şeref olur, benim yanımda da 52. yıldaydı. Benim 29 yaşım vardı. Beni çağırdılar, neçerlikim kontrazvet, orada Kıbrıs Azerbaycan'a. Hele Stalin'in vaktindeydi. Bilmiyorum, bu dehşetli bir şeydi. O bak 29 yaşında böyle vazifede oturmak, öyle de çocukları burada bu KGB, onda KGB'ydi, MGB dediler. MGB'de hamısı Ruslardı, Cuhutlardı, Ermenilerdi falan. Azerbaycanlılar parmağına sarmalardı. Önce hakkı bile lazım, hiç kesin bile yoktu. Ben burada gelip orada böyle patronlarda yaşıyordum onlar, evim de yoktu. Ben çağırdılar ki sen neşerini kontrol etmek vereceksin. Ben dedim yok, olmaz, ben gidebilirim buraya. Ben geldim oturdum, gece fikir açtım. Aşı ben ne rüb işler yaparım, kurtların içinde ne rüb ben işleyebilirim. Ne tar olabilirim, öyle mi? Ama sonra ben koydular. Ondan sonra bu aramızı mermerin altında öyle işleyirler ki öyle bir şey hemen olmasın. Yine istedim ki hiç vakit vazife uğruna mübarez yaparmamışım. Vazife ne harisi olmamış hani, istemeyeceğim. İndi de ki başıma bir iş geldi, çıktım gittim mahkeme, bir böyle adaletsizleri gördüm, her şeyden incidim. İnsanlardan da incidim, hayattan da incidim, öyle Komünist Partisi'nden de incidim, hepsini incidim. Bugün ben bir böylece bir Komünist Partisi'ne hizmet edilmiştim, bana bir böyle hürmetsizliği verdiler, bundan ne olur da razı olabilirdi. İndi de çekildim, kenara gittim, rica edildi oturdum. Ancak yine de beni hayat dertli getirdi. Ve hayat dertli getirdi. Geldim adamlarla rastlaştım mısın? Ben onların karşısında yüzüm çıktı. Hiç kesin karşısında çıktı. Çünkü hiçbir kese bir pis yerememiş onu. Hiçbir kese hayatına bir pis iş görmemiş onu. Hamısına köle vermiş onu, hamısına vazife vermiş onu, hamısına ev vermiş onu. Hamısına ne bileyim cürbacı şaraptan yaratmış onu falan vermişim. Yürümden bir kefeme kul görmemiş onu. Yani ben görmek istemiyorum, ben fasiyetim olmuyordu. Biri mi diyebilmez ki Heydar Ali'ye Mehmet'in şahsi hizmet edemeyeceğim, hiçbir şey yok. Şimdi bunu bilende bazı adamlar da tacihler, mesela ben eğer indiğe kadar bu bahçedeki evlerin yarısından çok benim vaktimde dikilip benim yaşamaya yerim yoktu.